Piyasa notlarından herkese merhaba. Türkiye'nin ekonomi ekranı EkoTürk TV'de karşınızdayız. Ben Gözde Özkösoğlu, arkadaşım Kutay Korap'la birlikte piyasalara dair son notları aktaracağız. Ve tabii özellikle yarın önemli bir gün. Brexit'e dair İngiltere'de seçim olacak. Dolayısıyla evet. İngiltere seçimlerinin detaylarını konuşacağız Kutay'la birlikte. Avrupa Merkez Bankası da var. Avrupa Merkez Bankası var. TCMB de var. Aynen öyle. Yarın yok yok yani. Aynen duyanın geldiği bir gündeyiz evet, yani. Yarın mesai uzun sürecek. Bu akşam da Fed'i takip edeceğiz. Dolayısıyla kritik bir haftaydı. Zaten seninle de daha önce konuşmuştuk. Beklentiler Fed ve ECB tarafında faiz indirimi olmayacağı olsa da tutanaklarda bakalım nelere yer verilecek. Lagarde'in konuşması arasındaki mesajlar nasıl olacak onları da takip edeceğiz. Biz de canlı yayında ekrana getireceğiz. Zaten ECB'ye de bakmıştık detaylı bir evet, şekilde Lagarde'a dair detaylı olarak raporuna yapmış. Baktık. Şimdi Brexit tarafında tabii özellikle olmazsa olmaz bu seçimler artık bir Brexit seçimi olarak da adlandırılıyor. Evet. En son seninle bundan birkaç hafta önce YouGov'un yaptığı anketlere bir bakmıştık. Boris Johnson önde gözüküyordu. Hı hı. Son olarak yaşanan bir kriz dolayısıyla Boris Johnson'la Corbyn'in kafa kafaya geldiği söyleniyor. Aslında ama rakamlar da çok uzaktı Gözde yani birbirine. Evet. Biri 44'lerde, diğeri 31-32 bandındaydı. Ama evet bu haber akışlarına baktığımızda olayın aslında ne kadar daha bize çetin bir seçim gerçekleşeceğini gösteriyor. Çünkü İngiltere'de en son yapılan seçimlerde de hatırlıyorsan sürpriz bir sonuçla karşılaşılmıştı. O yüzden İngiltere sürprizlere biraz daha alışık. Ama ben yine hep bunu söylüyorum. İngiltere'de seçime katılım oranları da bu sefer biraz daha dikkat çekici olacak. Şimdi mesela YouGov'un anketinde 105 bin kişiye yapmışlar diye duydum ben anketin detayını. Yeni ankette evet 105 bin kişi. Önceki biraz daha kısıtlı bir kişiydi. 15 bin, 20 bin arasındaydı. Şimdi 105 evet, binli bandı çıktı. Dolayısıyla oldukça fazla katılımcı var. Demek ki değişik demografik yapıdaki kitlelerle de konuşulduğunu herhalde tahmin ediyorum. Farklı bir sonuç çıktığına göre. Son olarak yanlış hatırlamıyorsam bir basın görevlisiydi. Boris Johnson'a bir resim gösteriyor. Bir hastanede bir çocuğun yerde tedavi aldığı bir görüntü. Bununla ilgili olarak Boris Johnson cevap vermiyor. Ancak işte bu kriz yaşanıyor ve İngiltere gazetelerinde ve manşetlerinde Boris Johnson'ın yalan haber yaptığı, yani yalan seçim vaadinde bulunduğu gibi. Bugün vaatlerde son gündü. Artık bugün itibariyle vaatler de yasak bitiyor. Geldi. Şimdi mesela vaatlere de bakalım. Ne vaatleri verdiler? Onlara söylüyor. Da bakacağız. Önce o zaman anketle başlayalım dersen. Anketle başlayalım. Evet. İngiltere genel seçimine bakıyor olacağız. Yarın gerçekleşecek seçim. Son zamanların en önemli seçimlerinden biri. Çünkü seçim sadece İngiltere özelini etkilemiyor. Ada bölgesinin dışında da Avrupa bölgesinde etkileyen önemli bir seçim olacak. Çünkü senin de bahsettiğin gibi Brexit olacak mı olmayacak mı seçimi gibi bir seçime aslında dönüştü yani. Aslında resmen ona oy verecekler. Kesinlikle çünkü iki cephe var. Biri İşçi Partisi, diğeri Boris Johnson'ın bulunduğu parti ve aynı zamanda mesela Brexit Partisi de var. Brexit yanları partisi. Bunlar da muhafazakar Boris Johnson'la birlikte hareket ediyor. İşçi Partisi'nde yanında bulundurduğu bir iki partiyle de birlikte onlar da hani böyle bir Brexit yanlısı bir de değil şeklinde rakamlarla karşı karşıyayız. Mevcut anketlerde şimdi şundan bahsedelim. Normalde Avam Kamarası 650 üyeli bir kameradan oluşuyor. %43'ünü. Yani YouGov'un da paylaşmış olduğu mevcut anket sonuçlarında %43'ünü alırsa 399 sandalyeye ulaşacak Boris Johnson'ın partisi Avam Kamarası içerisinde. Bu noktada da %34 oy alırsa İşçi Partisi, İşçi Partisi'nde sandalyesi 231 olacak. Burada mesela Liberal Demokratlar da İşçi Partisi ile birlikte hareket etmesi bekleniyor. Onların da oyu 12, %12 olarak belirlenmiş 15 koltuğa tekabül ediyor. Yani seçim sonuçları böyle bittiğinde Boris Johnson biraz daha avantajlı. Şimdi anketlere bakalım istiyorsan. Konservatif, Boris Johnson'ın partisi. Muhafazakar. Labour, İşçi Partisi, kırmızıyla Corbyn'in partisi. Tam senin bulunduğun noktada tarih verelim. Ekim 29. 29 Ekim'den bu yana neredeyse düzenli olarak anket seçimleri geliyor. Zaten burada seçimlerin onaylandığı gün 29 Ekim. Dolayısıyla o günden bugüne ne yaşandı diye bakıldığında. Şöyle baktığımızda tabloda ben burada mesela 29 Ekim'den bu yana şu kırmızıların yukarı yönü, yani böyle bir trend çiziyor çok olsak bir, evet. Yukarı yönlü bir inmelenme gerçekleştiğini görüyoruz. Ama mesela İşçi Parti'nin şurada başlangıç noktasında aslında bakalım 20'lerden, 24'ten. Evet, 24'ten son aşamada o gelinen kırmızı nokta epey bir yukarıda gözüküyor. İstersen YouGov'dan gidelim. YouGov 105 bin kişiden anket yaptı dedik ya. %21 İşçi Partisi ilk seçimin onaylandığı gün seçim gerçekleşecek. Muhafazakarlar %36 YouGov'un şeyinde. Gel bir de sona bakalım. En sonunda mesela ben ne görüyorum? YouGov'un yok, Survation'ın yapmış olduğu bir anket var. Burada mesela İşçi Partisi %31,
45 konservatif. Yani Boris Johnson'ın, yani tekrardan hatırlattığımızda 24'lerden İşçi Partisi'nin oyları 31'lere yükselmiş. 42-43'lerden de 45'lere. Aslında bu biraz da gösterge. Yani yükseliş ivmesinde bir bozulma var. Aynı şekilde böyle tabloya geniş olarak baktığınızda da son zamanlarda Boris Johnson'ın partisinde kabaca %40 barajının üzerine oturmuş bir seçim sonuçları görüyoruz. Hafif bir inmelenmeden sonra yatay bir şekilde devam ediyor. Ama İşçi Partisi'nde benzer senaryo mevcut değil. Mesela Brexit Partisi'nin oyları çok daha azalıyor. %10'ların üzerinde, 11-12'lerden Brexit Partisi'nin, şu an son rakama bakayım ben mesela Brexit Partisi'nde, %4. Yani Boris Johnson'a katkısı da azalıyor Brexit Partisi'nin. Ama tam tersi sarılarda da hafif de olsa biraz da yine benzer şekilde aşağı yönlü liberal demokratlarda da ivmelenme var. Yani artık buraların oyları da işçi ve muhafazakar partilere kaydığını gösteriyor bize. Tabii şimdi Brexit Partisi'nin oyları da aşağı yönlü gitmiş. Bunun sebebi de zaten Nigel Farage açıklama yapmıştı. Muhafazakar Parti'nin önde olduğu bölgelerde biz seçime girmeyeceğiz diye. Örtülü destek. Dolayısıyla zaten o Brexit Partisi'nden kaçan oyların da bir miktar muhafazakarlara geçtiğini de söylemek yanlış olmaz aslında. Evet, seçimler şimdi böyle. Oranlar bu şekilde gidiyor olacak. Peki eleştiriler ne? Senin de bahsettiğin gibi yerde tedavi olan çocuk İngiliz hikayesi. Vatandaşı. Şimdi bu mesela bir eleştiri olarak geldi. Biraz da inelim aşağı doğru. Boris Johnson'ın resmiyle başlayalım, devam edelim. 318 2017 seçiminde 318 tane koltuk kazanıp %42.4 oyu. Şimdi baktığımızda Johnson'a karşı eleştirilerde yalan beyanda bulunma olduğu söyleniyor. Mesela yalan beyanlardan biri de şu. 2017'deki vaatlerinde Johnson ulusal sağlık sisteminde 50 bin tane hemşire çalıştırması bekleniyordu. Böyle bir vaatte bulundu. Zaten hali hazırda 19 bin tanesi çalışıyormuş. O yüzden burada bir tezata düşüyor. Yani sadece 31 bin kişiyi işe alabilme ihtimali varmış. Mesela polis sayısını İngiltere'de arttırmayı vaat ediyordu. 20 bin adet polis ilave eklemek istiyordu. Fakat 2010 yılından bu yana 20 binden fazla azaltılmış zaten. 20 bin azaltılmış, tam tersi. Tam tersini yapmış aslında. 40 bin eksi yani matematiksel olarak baktığımızda. Evet. Şimdi vaatlerde böyle ters düşen bir noktayla karşı karşıyayız. Şimdi bir diğer yandan istersen bir de İşçi Partisi'nin vaatlerinde nasıl terse düştüğüne bakalım. Evet, İşçi Partisi'nde lideri Corbyn 2017'de 262 tane koltukla %40'lık bir oy oranına sahipti. Corbyn'e de yapılan eleştirilerde kamu harcamalarından bahsediyor Corbyn. 83 milyar sterlin arttırmayı vaat ediyor. Bunu da Muhafazakar Partisi de diyor ki böyle bir harcama ve böyle bir harcamanın da büyük bir kısmı borçlanma yönünde olacağından dolayı bu da İngiltere ekonomisine zarar verecek diyor. Böyle bir kamu harcamasını İngiltere ekonomisi kaldıramaz diyor. Keza bu sefer de karşı taraftan da İşçi Partisi diyor ki yani eğer siz de Brexit'i gerçekleştirirseniz bu sefer de İngiltere ekonomisi resesyona girer diyor İşçi Partisi de. İşçi Partisi de farklı bir açıdan olaya bakıyor. Böyle farklı bir şekilde vaatlerden... Bir de tabii dolayısıyla dediğin gibi senin de işte İşçi Partisi de muhafazakarları bu şekilde sıkıştırıyor. Yani daha doğrusu Muhafazakar Parti, İşçi Parti için diyor ki eğer sizin seçim vaatleriniz uygulanırsa ülkeden sermaye çıkışı olacak. Dolayısıyla İngiliz sterlini işte değer kaybedecek ve İngiltere resesyona girecek. Mesela iki taraf da birbirini suçluyor. İşçi Partisi de diyor ki anlaşmasız Brexit'i gerçekleştirirsen bu sefer de İngiltere çok ciddi resesyon sinyallerine işaret edecek ekonomik diyor. Ekonomik uzunu kullanarak iki lider de aslında birbirine... Bir taraf diyor ki vaatlerini gerçekleştirmiyorsun. Diğeri de diyor ki sen de vaatlerini gerçekleştirirsen bu sefer de İngiliz ekonomisi negatif etkilenecek diyor. Bu minimalde birbirlerine vaatler ve tam tersi şekilde yapılan açıklamalarla karşı tarafın tezini çürütmeye çalışan bir seçim görüyoruz. Devam edelim. Burada Brexit Partisi'ni görüyoruz. Şöyle Muhafazakar Parti'nin hani detaylı olarak aslında anlatmak gerekirse şimdi en temel şey zaten 31 Ocak'taki AB'den ayrılacağı. Yani vaatleri. Boris Johnson'ın vaatleri arasında birinci sırada göç kontrolü var mesela keza öyle. Sen de devamını aktarırsın. Evet, baktığımızda mesela önümüzdeki 3 yılda İngiltere ve Galler'de 20 bin polis daha görevlendirilmesinden bahsediliyor. Bu deminki yalan vaat zaten. Yalan vaat, belki yani 20 bin kişi daha işten çıkarılacak mı şeklinde de yorumlanıyor İngiltere tarafında. Sağlık görevlilerinin arttırılması, gelir vergisi ve katma değer vergisi ve aynı zamanda da sigorta primlerinde artış yapılmaması şeklinde bir vaat var Muhafazakar Partisi'nde. İstersen İşçi Partisi'nin vaatlerine geçelim. Tabii onları da madde madde bakalım. Çünkü burada hani ekrana yansıyanlar İngilizce olduğu için. Türkçesini de paylaşmış olalım.
böyle kendi çevirilerimizle aktaralım. Burada baktığımızda emeklilik yaşının 66'ya doldurulması bir konu olacak İşçi Partisi'nin vaatleri arasında. Tüm çalışanlar için saatlik askeri ücretin 10 sterlin ne çıkartılması, yani yaklaşık 76 TL'lere, 75 TL'lere tekabül ediyor. Ve ülkenin en büyük 6 enerji şirketinin de dahil kilit önemde bazı sanayi kuruluşlarıyla Ulusal Posta İdaresi'nin kamulaştırılması gibi vaatler İşçi Partisi'nde ön plana çıkıyor. İstersen... Ve tabii en çok eleştirilen, bunun üstünü basa basa söyleyelim, zenginden daha çok vergi alacağız demişti. Zaten bu aslında İngiltere'deki o aristokrat kesim, yani hani zenginlerin de en çok şikayet ettiği kesim ki şöyle diyor, zengin kesimden, şirketlerden daha fazla vergi, kamu harcamalarına daha fazla pay ayrılması, bu arada bütçeden sağlığa ayrılan payın da her yıl %4 artırılması. Evet, bu yani, da Tax and Spending'in adı altında vaatler içerisinde bulunan İşçi Özellikle Partisi. Sağlıkla ilgili burada her yıl %4 artış. Yani bu nasıl mümkün olacak bilemiyoruz bunun tabii ama. Bunun kaynakları da tabii aynı o şekilde. Dolayısıyla böyle bir vaat var. Bu da İngiltere'de işte birçok kesimden tehlikeli olarak adlandırıldı. Çokça da tepki geldi. Dolayısıyla onu da tekrardan dile getirmiş olalım. Liberal demokratların vaatine baktığımızda okullar için 10 milyar 600 milyon sterlin daha harcama yapılması ve 20 bin yeni öğretmenin atanması liberal demokratların en önemli vaatlerinden biriyken Brexit'in durdurulması ve bu sayede elde edilecek gelirin 5 yıl boyunca kamu harcamaları için arttırılması da liberal demokratların burada paylaştığı tax and spending'in içerisindeki vaatler arasında olduğunu hatırlatalım ve devam edelim istersen Brexit Partisi'nin vaatleriyle. Orada bir ek olarak şunu da söyleyelim. İklim değişikliğiyle mücadele özellikle liberal partiler bunu önemsiyor diyelim. 2030'a kadar da yenilenebilir enerji kaynaklarına da yatırım yapılacağı ve bu sektörlerdeki payların %80'e çıkarılacağı yine söyleniyor. Dolayısıyla önemli bir ayrıntı. Buna değinen hiçbir parti yok çünkü neticede. Hani Brexit Partisi'nin zaten kuruluş sebebi Brexit'i gerçekleştirmek. Öte yandan işte Muhafazakar Parti de aslında temelde o bazda hareket ediyor. İşçi Partisi'nin ise dünyaya tamamen her şeye muhalefet şeklinde yaklaştığını da biliyoruz. Evet. Dolayısıyla baktığımız zaman burada Liberal Parti'nin o bağlamda bir miktar farklılaştığını da dipnot olarak ekleyelim. İşçi Partisi içerisinde. Brexit Partisi'nin de istersen vaatlerine bakalım. Tabii. Lordlar Kamerası'nın lav edilmesi var. Veraset ve intikal vergisinin kaldırılması Brexit Partisi'nin ele aldığı konu başlıklarından biriyken dar bölge yerine nispi temsil seçim sisteminin getirilmesi de seçim sistemlerine farklı bir bakış açısı getirdi Brexit Partisi tarafından diyelim. Ve istersen daha önceki sonuçlarda adadaki dağılım ne yönde olmuş buna bakalım. Bu daha önceki seçim dediğimiz 2017'deki seçimlerin koltuk dağılımını görüyoruz. Farklı renkler görüyoruz. Renklerin ne anlama geldiğini istersen paylaşalım. Evet, şimdi maviler zaten muhafazakarlar adanın bölge. Büyük çoğunluğunu kaplıyor. Güney bölgesini biraz daha sanki hakim kılıyor gibi. Londra tarafında da İşçi Partisi'ni görüyorum ben biraz daha yoğunlukla. Evet, kırmızılar, işçi partiler zaten onların da belli bölgelerde ağırlıklı olarak nemalandığını işte ve İngiltere genelinde pek çok noktada az az da olsa böyle işte oylarının devam ettiğini biliyoruz. İskoçya Ulusal Partisi sarı olarak zaten o bölgede yerinde hakim. Çoğunluğun zaten onlarda olduğunu biliyoruz. Liberallerde kuzeyde ve işte İngiltere'nin ortasında. Yine belli birkaç noktasında. Liverpool taraflarına tekabül ediyor diye düşünüyorum. Evet. Ama Londra'da biraz daha İşçi Partisi'nin yoğunluğu hafif kırmızılarla ön plana çıkıyor. Bunu neden söylüyorum? Boris Johnson senin de bildiğin üzere zaten Londra'nın... Londra'nın içerisinden çıkan İngiltere'ye başkanlık yapan bir lider olduğunu da söyleyelim. Bu arada İskoçya Partisi ile ilgili de buna geçmeden önce çok kısa bir seçim vaadiyle ilgili bir bilgi verelim. İstersen çıkayım hani, ben İskoçya tarafına doğru. Evet, onu da hani gösterelim. 2020'de özellikle İskoçya ile ilgili burada sanırım yoktu listede. Çünkü bir azınlık olarak hani o genel olarak İngiltere tarafından. Sadece 4 major parti var. 4 major partiyi paylaşmışlar aslında. Sonuçta İskoçya'da çoğunluk olan İskoçya Partisi. 2020'de İskoçya yeni bir bağımsızlık referandumundan bahsediyor. Bu önemli. Dolayısıyla ve yine ekonomide kemer sıkma önlemlerine tamamen son verilmesi diyor. Özellikle işte küresel resesyon endişeleri konuşulurken bunun da böyle söylenmesi yine enteresan bir söylem olduğunu hatırlatalım. Evet, dağılım aday içerisinde bu şekilde. Seçim sonuçları açıklandıktan sonra buradaki dağılımların hatta gözde şey de yaparız. 2017 seçimleri nasıldı? Yana da mevcut seçimleri koyarız. İkisi arasındaki karşılaştırmaya yarından sonra bakıyor oluruz. Devamına bakalım, bu bize neyi gösteriyor? 1920 yılından tam senin bulunduğun nokta 2000
18-17 artık burası. Hani en son seçimin geldiği yer. İlave 2019 seçimi de eklendiğinde buraya bakarız. 2015 bir tık daha yana geleyim. Evet, 2017. Tarihi itibariyle neredeyse 100 yıllık süre zarfında İngiltere'de seçim sonuçlarının değişimi gösteriliyor. Kırmızı renkler İşçi Partisi, mavi renkler Boris Johnson'ın bulunduğu muhafazakar Konservatif Parti'nin oy dağılımı oranları. 2000 yılından sonra benim gördüğüm gözde İşçi Partisi'nin oy oranları daralırken Muhafazakar Parti'nin oy oranlarının arttığını görüyorum ben burada. Evet, orada tabii şeyi de söylemek lazım. İngiltere zaten aslında seçim sistemi nedeniyle de iki partili bir sistemi getiren bir ülke. Yani yıllarca bu şekilde yaşamış bir ülke. Ancak işte bu son seçimlerde şöyle bir söylem de var. Diyorlar ki aslında bu seçim sonucunda hani İşçi Parti tek başına iktidara gelemese bile bir koalisyon seçeneği de masaya gelebilir ki işte zaten orada söylenen liberallerle bir koalisyon kurabilir diyorlar ama tabii liberaller tarafında da zıt yani taban tabana zıt olan bir iki politik görüş olduğu için dolayısıyla liberallerle İşçi Parti'nin de bir araya gelir mi diye de söylemler var. Ama nitekim biz biliyoruz ki mesela İspanya gibi bir ülkede bile hani pek çok işte sağ görüşle sol görüş bir araya gelmişti. Yine başka bir takım ülkelerde de böyle yeri geldiği zaman işte sağ partilerle sol partilerin koalisyon kurduğunu biliyoruz. Kendi ülkemizden de bunu zaten görmüştük. Dolayısıyla bu siyaset, bu seçim her şey olabilir. Onu da hatırlatalım. Kesinlikle. Aslında hani böyle işte anketlere de güven olmadığını biliyoruz. Hani geçtiğimiz seçimlerde daha önce de seninle konuşmuştuk. İşte Trump'ın kazanacağına kimse kesin gözüyle bakmıyordu. Hatta imkansız görülüyordu. Ancak farklı oy sonuçları oy sonuçları ortaya çıkabiliyor. Dolayısıyla son sonuçlarda da ortalamada %40'lar civarında 2017'de İşçi Partisi'nin Konservatif Muhafazakar Parti'nin %48.8 oy aldığını biliyoruz. Bakalım bundan sonra mavi rengin yukarı doğru ivmelenmesi devam edecek mi bunu diyoruz. Ama iki partili dedin ya Gözde, zaten buradaki renkler bunu çok net bir şekilde destekliyor. Renklerden de onu görüyoruz ki uzunca yıllardır. Evet. Dolayısıyla onu da söylemiş olalım. Tabii şimdi geçen gün özellikle bir açıklama vardı. Tam kim tarafından da hatırlayamıyorum ama 5. büyük ekonomi İngiltere ve işte politik istikrarıyla dünyada lider bir ülke olduğu için 3,5 senelik gelinen bu süreçte aslında hani demokrasinin de beşiği, dolayısıyla nasıl bu hale gelindi diye de sorgulandığını eski politikacılardan açıklayanlar olmuş. Dolayısıyla önemli tabii hem de politik istikrar anlamında. Çünkü eğer Muhafazakar Parti kazanamazsa bu sefer tekrardan referanduma gidilecek. Referandum sonrasında da belki de Brexit tamamen ortadan kaldırılacak. Öyle olursa bu 3,5 sene ne diye zaman kaybettik, bu kadar ekonomi sekteye uğradı diye dersler işte bulunacaklar. Zaten Theresa May'de bu yüzden bırakmıştı. Boris Johnson yani İşin içinden çıkamayınca dediği gibi. Aynen öyle, ben çözemiyorum buyur sen çöz şeklindeydi. Bakalım referandum gerçekleşti olmadı. Kraliçeden izin alınıp hatırlıyorsan parlamentoya ara verilmişti. 3 hafta diye hatırlıyorum. Evet, parlamentoyu askıya almışlardı ki bunu yüksek mahkeme zaten feshetmişti bu kararı. Evet, bakalım yarın seçim sonuçları açıklanmaya seçime gidilecek. Bu arada şunu da hatırlatalım çok kısa seyircilerimize. Şimdi seçimler yarın sabah 10'da başlıyor, akşam 10'a kadar sürecek. Bizim saate göre 1'de. Evet, 1'de ve seçim sonrasında yani sandıklar kapandıktan hemen sonra seçim anketleri başlıyor. Dolayısıyla seçim anketlerinden aslında esas ana görüş hakim olacak. Yani kimin kazandığına dair bir fikrimiz olacak akşam saatlerinde. Sandıklar kapandıktan sonra ve esas resmi bulgularında yani resmi sonuçlarında diyelim cuma günü tam olarak ama zaten büyük ihtimal perşembe gününden yönün ne yönde olacağı belli olur diye düşünüyorum ben. Evet, peki. Teşekkürler Kutay. Çok güzel özetledin. Sağ ol. Şimdi biz burada piyasa notlarını noktalayalım. MTA piyasasıyla devam edeceğiz ve araştırma merkezinden Jack Akyoldaş olacak karşımızda.